havuz kenarında sular çekilince böyle gözüküyor. Tabii off season olduğu için bayağı sakin ortalık. Ve çoğunluk o batı plajının olduğu yere doğru. Çok güvenli bir ada arkadaşlar. Dans eden abimiz. Aynen. Genelde burada işte legal olduğu için o malzeme milletin kafa iyi olabiliyor. Ama kimseye zarar vermiyorlar. Kendi hallerindeler. Herkes. Şurada maymunlar için koyulan göstersene. Bak yanında. Maalesef. Aynen. Keskin bu bira şişelerini kırıp kenarlara koymuşlar arkadaşlar. Maymunlar için. Gördüğümüz gibi. Ama maymunlar da cidden fena ya. Cidden fena. Olimpos havasında, Olimpos'a gidenler biliyordur. Hippie tarzı böyle. Bir rahat, kafası iyi insanlar. Kendi ellerinde iyi ama. Bir yani millete salma yok. Yani 5 dakikalık yürüme mesafesi. Her yerde zaten iki beach var. Bir tane de girdiğimiz uzakta. Reylay East ve Reylay West. İskele kısmı var. Orada denize girilmiyor zaten. Bir de iki cadde üzerinde yemek var. O kadar. Güzel. Tam olarak aynen. Olimpos havası. Olimpos'un böyle daha çok deniz olan versiyonu gibi. İnsanlar çok tatlı ama hani İngilizce kesinlikle anlamıyorlar. Bizim İngilizcemiz bir türlü anlaşamıyor. Aynen bu. Malezya'da, Singapur'da sıkıntı yoktu da. Tayland'a geldiğimiz gibi bunlar direkt uzatıyorlar ya. Mesela merhaba, swadee kap. Kapın kap. Hatta kadınlar da şey diyor. Erkekler kap diyor. Kadınları ka diye uzatıyor arkadaşlar. Mangalın dumanları ortada. Mesela swadee kap diye uzatıyorlar arkadaşlar. Merhaba diye böyle. Yani cibin cibin. Aynen. Özellikle kızlar çok cibin. Kapın kap. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Karşıdakinin kız olduğuna da emin alamıyorsunuz. Burada bile dönmeler var. Mutlaka. Aslında şey dönmek olmadığını anlamıyorsun ama erkeksi belli erkek oldu. Erkeksi kadın ya da kadınsı erkek. Işte. Aynen. Kadınlar da erkek kıyafetleri işte. Kadın olduğu belli ses tonundan falan. Ama erkek gibi değilmiş. Aynen. Yani herkese saygımız sonsuz. Yani. Herkese saygımız sonsuz. Kim ne hali varsa görsün yani ya, sonuçta. Eğer o konuda konuşacak olursak belki herkes o konuyu konuşmak istemez ama. Aynen. Benim şöyle bir kişisel düşüncem var. Türkiye'de sanki böyle ilgi çekmek için yapılıyor Türkiye'de. İşte Kerimcanlar falan. Böyle daha çok ilgi odağı olmak istemesi. Burada sanki böyle kişisel bir tercih. Yani ekstra bir yamuk hareketleri yok. Sadece farklı giyiniyorlar. Aynen. Buradaki tek önemli sıkıntı krallarına hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Krala hiçbir şey söylemedikten sonra istediğiniz her şey özgür. Sıkıntı yok yani. İşte o plajından batı plajına giderken ki yemeklerin olduğu yerler böyle arkadaşlar. Reylay'da işte. Reylay'ın yarım adasında. Çok fazla merhaba merhaba hoş geldiniz deyip daha fazla şey yapmıyorlar, boğaz etmiyorlar insanları. Bu özelliklerini sevdim ve haliyle Singapur ve Malezya sonrasında ucuz geldi. Zamanında böyle masaj yapan ablalar var ya da abiler mi diyelim bilmiyorum. Örme saçlar maşallah çok güzel olmuş saçlar. Herkes kendi halinde takılıyor arkadaşlar. Keşke böyle kendi halinde takılma konusunda biz de bu aşamalara gelebilsek. Bob Marley abimiz de dolaşıyor orada. Şimdi gösterdiğimiz kafa güzel kafesi. Hello, hello. Beşik insanlar. Evet arkadaşlar. Burada gündüz çayı dondurmasını yapanlara var arkadaşlar. Ice roll yemekleri. Yayıyor ya, ondan sonra hız alıyor. Bugünkü akşam yemeğimiz arkadaşlar. Ne çorbasıydı hayatım? Noodle çorbası. Şey, karidesli. Kapın kap.
Kapım kap. Neydi bebeğim? Yellow noodle diyorlar buna. Bizim makarnaya daha çok benziyor. Sebzeli, karidesli. Karidesli bunun değil mi? Karidesli. Aynen. Noodle çorbası benimki. Seninki de aynen, satay. Pırasa. Bu da satay diyorlar arkadaşlar. Bizdeki şiş kebaba benzer bir şey. Ama böyle olduğu gibi koyuyorlar. Singapur'da çokça duyuyorduk satay diye. Buraya nasipmiş. Böyle de bir tane spring roll diye geçiyor. Bunu nasıl çevirebiliriz? Niye spring diyorlar anlamadım da taze. Işte. Şöyle arkadaşlar, hamur. Hamuru kızartıyorlar. İçine de böyle sebzeleri dolduruyorlar. Sebzeden kasıt sigara böreği gibi. Şeffaf pirinç var gibi içinde ya da şeffaf noodle var gibi içinde. Havuç, soğan, benim şimdilik görebildiklerim. Böyle bir hamurlu yiyecek arkadaşlar. Yanına mango smoothie'si, yanına ananas, meyve suyu. Kolayı bıraktık. Kolayı bıraktık. Ne kadar yapıyor? Bu ne kadardı bebeğim? 100 kadardı galiba. 100'dü bu. Tavuk. Bu da öyle. Bu da 80-100 civarı bir şeydi. Belki shrimp. Karides olduğu için 130 olabilir. Etleri olamaz mı? Spring roll'da 100'dü arkadaşlar. Bunlar da 50'şer diye hatırlıyorum. Böyle yani. Arkadaşlar bu şiş kebapta da daha doğrusu satay dedikleri, satay diye yazılıyor. Tavuk satay. Yanına şöyle bir sos koymuşlar ama sos ballı hardal gibi, böyle çok tatlı. Değil mi? Meyveli bir sos. Meyveli bir sos, aynen. Yani bu uzak doğullar tatları karıştırmayı çok seviyorlar. Yani bizde normalde tuzlu tatlı ayrıdır ya. Bunlar ayrıca tuz da kullanmıyor. Bakın. Tuz yerine sosları kullanıyorlar. Soya sosu falan kullanıyorlar. Böyle çok tuzlu bir sos. Böyle yani ilginç tatlar. Ama karışınca, normalde ben ön yargılıydım. Karışınca da fena durmuyor. Arkadaşlar şu internete bakar mısınız? Bakın. Demin 100-200'lerdeydi. Damlat anlık arttı herhalde. Bakın, bakar mısınız? Aplat hızından damlat hızının yüksekliğini anlayabilirsiniz zaten. Yani burası karayla iletişimi olmayan bir yarımada. Tayland'ın bir köşesi. Ve internet böyle hızlı olabiliyor. Düşünün. Orada yemeklerimizi de bitirdik. Çorba güzeldi. Sos da tatlıydı. Hoş gitti şiş kebapla. Spring roll'lar, bu sarmalar bizim sigara böreğini andırıyor. İçinde ama sebzeler falan var, noodle vardı. Gayet güzeldi. Tuzlu bir şey sonunda. Özlemiştik. Ananas suyu ve mango suyu da harikaydı. Ortamımızda böyle. Bugün diğer günlere nazaran ortalık sakin nedense. Evet arkadaşlar, 3 çeşit yemek, 2 içecek, 420 baht tuttu, 320-350 gibi. Yaptıkları barbekü de öyle. Kapın kap. Family restoranı tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel, tadı yerinde. Güzel yerde de. Tam da müzikler de var. Bay bay. Güzel yani Reylay. Bakalım pipi nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Reylay'dan ayrılıyoruz artık. Bugün 4. sabahımızdı. 3. günümüzdü daha doğrusu. 2,5 gün dinlendik burada bayağı güzel bir şekilde. Kendimize geldik, denize girdik. Şimdi devam edeceğiz. Pipi adalarına gitmek için sırada bekliyoruz şimdi. 450 bahtı kişi başı buradan Pipi Adaları. Koa Pipi diye geçiyor. Sabah kahvaltımızı da kruvasan görünce atıştıralım dedik. 140 tuttu. 2 tane kruvasan, 1 tane kahve, 1 tane büyük su. 140 baht. Böyle yani. Baksanıza. Güzel plajlar var. Ama bu yakada genelde denize girmiyorlar. Lağımları da buraya akıttıkları için. Şu long tail dedikleri uzun kıçlı teknelerle
1 saat 45 dakika süreceği tahmin ediliyor. Deniz fena tutan biri olarak bakalım ben nasıl geçireceğim, göreceğiz. Bayağı uluslararası da bir ortam var burada arkadaşlar. Nemden sıcaktan Tayland bayrakları üşürüyor. Bizde olsa ceza keserler. Bunlar hep böyle bayrakları kullanıyorlar yani. Ayrıca teknemize oturduk. 1 saat 45 dakika boyunca sürecek. Bakalım. Şimdiden sallamaya başladı. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Maldivler sanki ya. Kenarlarda da restoranlar falan var. Denizin rengi güneşten midir nedir? Çok güzel gözüküyor. Otelimizin konumu Pipi Adası'nda. Çok iyi arkadaşlar. Geceliği 427 liraya Agoda'dan ayarladım. Böyle bahçeli, tek katlı bungalovlar. Klimaları var. Ekstra para istemiyorlar. Pasaportunuza el koymuyorlar. Ve sahil de böyle. Masmavi. Booking'e göre Agoda daha uygun fiyatlı gibi gözüküyor. Tabii indirimleri daha çabuk verdiler, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Pipi Adası'nda bir tane food center'dayız, yemek sokağı. Ben bir tane böyle mısır aldım, gördüğünüz gibi helal. Pipi Adası'nda helal restoranlar var arkadaşlar, daha doğrusu ufak satan yerler. Mısırlar, etler. Burada domuz yok, tipi de bayağı bir. Hello. Okay, thank you. Kapın kap. Arkadaşlar, Pipi'nin olayı bu işte. Böyle ateşleri hareket ettiren elemanlar. Ama birden fazla ses birbirine giriyor. Çok saçma bir eğlence anlayışı bana göre. Şu olay güzel ama o kadar fazla yaşıyorlar ki müzikleri. Yani kalbiniz yerinden çıkacak gibi oluyor. Bahçesini gördüğümüzün gerçeği resmen. Zehirli bir şeye benziyor. Evet. It looks like. Evet. Pipi Adası'nda gece yaptık.
şu yapay ışıklarla bile deniz harika duruyor. Her yerde böyle kılıç balığı heykellerini koymuşlar.